Rıza, beni buraya getirmen ne kadar doğru. Eğer ben tehlike altındaysam aileni de riske atmış oluruz. Güvenebileceğim herkes burada halde. Seni başkalarına emanet edemem. Hadi. Hayat. Olan bu. Babam bu ülkenin en güçlü insanlarından biriydi. Ama benim sığınabileceğim tek yer burası. Ali Rıza, ben sana hep bunu anlatmaya çalıştım. Etrafın ne kadar kalabalıklaşıyorsa o kadar yalnızlaşıyorsun. Böyle zor zamanlarda o kalabalıktan güvenebileceğin hiç kimse kalmıyor. Hoş geldin kızım. Kusura bakmayın, Ali Rıza ısrar etti. İyi yapmış. Başka yere götürse kızardı. Gel, hadi gir içeri. Geç bakalım. Oğlum, yüzüne ne oldu? Yok anne, ufak bir serik. Emine, bak Ali Rıza tembihledi. Misafire ters davranmak yok. Ay niye ters davranayım canım? Yazık. Gidecek yeri bile kalmamış buradan başka. Gel kızım. Hoş geldin Zerdan. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben de kahve yapacaktım. Nasıl içersiniz? Ben yardım edeyim, kalabalığız. Olur mu kız? Sen misafirsin. Geç otur, biz hallederiz. Kayınço, biz bir konuşalım. Bir şey mi oldu işte? Kayınço. Emaneti bana mı verseniz? Neticede hepiniz gidiyorsunuz. Evde kadınlarla tek erkek ben kalıyorum oğlum. İşte Hasan abi, Mert, Ferit kapıdalar. Fatihleri amca da sokağa tutuyor. Hasan abi tamam. Diğerleri dünkü çocuk. Onlar mı koruyacak oğlum bize? Sen enişten hafife alma. Ben askerde bizim böyle atış rekortmeniydim. Göstersin abi oğlum. Enişte atış konusunda ne kadar iyi olduğunu zaten biliyoruz. Ama şimdi evde kadınlar falan var. Tedirgin olurlar. Olmaz, boş versin.